Selamlar. Merhaba sevgili oğlaklar. Evet, Bilinçokulu Astroloji Haber Merkezi'nden Eylül ayı astroloji yorumlarına hoş geldiniz. Oğlak Burcu için güzel bir yeni ay. Neler dinlemedin? Evet, Eylül ayına giriyoruz, Başak ayına giriyoruz. Eylül'ün ilk haftasında 5 Eylül'de 13 derece Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Oğlaklar için tabii toprak yeni ayları olumlu, destekleyici yeni aylar oluyor. Oğlak Burcu'nda olacak bu yeni ayla birlikte belki Başak Burcu'ndaki yeni ay Oğlak Burçları'na seyahat, bir tatil gündeme getirebilir. Eğitim, seyahat, yolculuk, insan ilişkileri, medya, radyo, televizyon. Hı hı. Bunun yanında da şimdi bu 5 Eylül yeni ayının arkasındaki 19 Eylül Balık Burcu'ndaki evet. Dolunay'la beraber mesela bir okula kabul edilmek, evet. Bir üniversiteyle ilgili güzel haberlerin hı hı. gelmesi, bunun yanında bazıları otomobillerini değiştirecekler, evet. Daha keyifli bir döneme girecekler ama kardeşlerle ilgili iletişim artacak. Evet. Medya, radyo, televizyon, basın hı-hı. bunlarla ilgili konular çok gündeme gelecek. Kendini daha huzurlu, hı-hı. ister daha sezgisel, hı-hı. daha kuvvetli, daha mutlu ve daha enerjik hissedecekler. Evet, evet. Bir numaralı özelliklerden biri de bu 5 Eylül Başak Burcu yeni ayının ana etkisiyle 19 Eylül Balık Burcu Dolunay'ın ana etkisi seyahatler haricinde farkındalıklarına, evet. idraklerine hı-hı. ve gelişimine. Çünkü Başak Burcu sevgili oğlaklar, Başak Burcu yani Eylül'deki yeni ay ve dolunaylar sizin için olumlu temalıdır. Yani kardeş burcunuz olan Başak'taki yeni ay ve dolunaylarda olay ve enerji sizin için daha hafif ve keyifli akacak. Evet, neler varmış detaylarında? Evet, Başak yeni ayının ardından gezegen hareketlerine bakıyoruz. 9 Eylül'de Merkür terazi burcuna geçiyor. 11 Eylül'de Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Tabii bunlar hayattaki enerjileri biraz değiştiren gezegen evet, hareketleri. Merkür'ün terazi burcuna geçmesi, iş kariyerdeki belki koşturmacıyı, hareketleri, iletişimleri biraz yoğunlaştıracak. İnsan ilişkileri biraz yoğunlaşabilir. Ve bu 30 Eylül'e kadar. Evet, evet 30 Eylül'e kadar Merkür terazide. Venüs 11 Eylül'de Akrep Burcu'na geçecek. 8 Ekim'e kadar Akrep Burcu'nda olacak. Bu da işten gelecek gelirlerde bir artış olabilir belki. Evet, işten gelecek maddi gelirlerde artışlar olacak. Sosyal hayatta hareketlilik olabilir. Sosyal hayat hareketleniyor. Yani nişan, düğün organizasyonları, evet. insan ilişkilerinin artması, evet. sosyal çevredeki destek. Çünkü Venüs gene dost Akrep Burcu'nda evet. Ve dost Akrep Burcu'nda olduğu için sosyalleşmek, hı hı. eğlenmek, belli hayat ve kaderle ilgili bazı dileklerin hı hı. ve bazı arzuların da gerçekleşeceğini göreceğiz. Evet, evet. Devam edelim. 18 Eylül'de Venüs'ün Satürn'le kavuşumu var yine aynı bölgede. Evet, bu çok önemli. Aslında ciddi bir uzun vadeli gelişmeler, projeler olabilir. Vallahi yeni bir aşk olabiliyor bazılarında. Yeni bir aşk olabilir. Doğum haritalarında mesela 18 Aralık civarında, 18 Aralık diyorum. 18 Ocak, hı-hı. yani 17-18-19 Ocak civarında doğanlarda, evet. yılbaşı civarında doğanlarda yeni bir aşk olabiliyor. Hı-hı. Çünkü Venüs, yani doğum haritası zaten Satürn'ün yönetici. Satürn'ün Jüpiter'le iyi durumda. Hı-hı. Neptün'le de iyi durumda. Yani oğlaklar daha olumlu enerjiler olacak. Evet. Bir de burada Venüs'ün ondası Şam'da kayısı. Evet. Bence keyifli, aşk olur. Bazı böyle sıkıntı ve karamsal duygular da olabiliyor tabii evet. ki. Ama bunların hepsi çözülecektir. Şu 19 Eylül'de evet. ne diyorsun? Ayın önemli olayı 19 Eylül'de 26 derece Balık Burcu'nda Dolunay olacak. Balık Dolunay'ı oğlakların 3. evini etkileyecek. Önceden de bahsettiğimiz gibi eğitimle ilgili bir konunun sonuçlanması, sonuca ulaşması veya işlerinin tanıtımıyla ilgili yayın, reklam, pazarlama o tabii. konularla ilgili gelişmeler olabilir. Bekledikleri bir seyahat söz konusu olabilir veya yakın çevreleri, kardeşleriyle ilgili bazı kavramlar onları dolaylı olarak etkileyebilir. Dolunay sırasında Merkür'ün Jüpiter'le kare açı yapması çok fazla haberleşmenin olabileceğini, çok fazla söz duyulabileceğini bir gösteriyor. Bir de Mars da yönetici gezegeni evet. kare pozisyonda evet, hala. Evet, yani evet. bu da beklenmedik maddi kayıplar olabiliyor. Beklenmedik mesela Marsiyen diş ağrısı olabiliyor. Evet. Küçük bir apse olabiliyor. Evet. Vücutta bazen safra kesesi taşı, böbrek taşı gibi ağrılara sebebiyet veriyor ama genel olarak gene de iyi diyebiliriz. Astrolojik olarak. Şimdi arkadaşlar burada 22 Eylül'de Güneş terazi burcuna geçecek. Güneş teraziye geçecek 22 Eylül'de. 29 Eylül'de Merkür Akrep burcuna geçecek. Uzunca bir süre 6 Aralık'a kadar Merkür Akrep burcunda kalacak.
Unutmayın 20 Ekim ile 10 Kasım arasında da Merkür retro yapacak. Evet. Sevgili Oğlak, bu aylık yorumların yanında bilinç okuru günlük burs servislerinde evet. Demet Baltacı'nın günlük yorumlarını da dinlediğin takdirde daha detaylı ayak göz atabilirsiniz. Sevgiler. Hoşçakalın.